hafta aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bu hafta hanımlar için kullanılan toparlayıcı korselerin fabrikasındayız. Bakalım bu toparlayıcı korseleri nasıl yapıyorlar? Bu hafta yine çok ilginç bir üretim aşamasına tanık olacağız. Özellikle hanımların kullandığı toparlayıcı korselerin üretim fabrikasındayız. Bakalım bu korseler hangi aşamalardan geçiyor? Hanımlara özel olarak üretilen bu korselerin üretimi ilk önce dijital ortamda tasarımla başlar. Bilgisayarda müşterilerin istedikleri model, tarz, renk ve adetler belirlenir. Üretilmeden önce bu iplikten ibaret olan korsenin üretim macerası başlar. Mevlüt Camcı, Arge teknikeriyim. Yaptığımız ürünler seamless, dikişsiz giyim. Müşterilerin isteğine veya kendi tasarladığımız ürünleri iplikten başlayıp örgü dairesine, makinede çizimini yaparak önce çizimini yapıyoruz, tasarlıyoruz, desen veriyoruz. Bilgisayardan sonra makineye yükleyip ipliklerini bağlayıp gerekli olan ayarları yaptıktan sonra makineden çıktısını alıyoruz. Daha sonra bunun ölçülerine bakıp ham ölçülerini alıyoruz. Daha sonra boyahaneye gönderiyoruz. Boyahaneden gelen ürünlerinde boyadan sonraki ölçülerini alıyoruz. Daha sonra içeride konfeksiyon bölümümüzde bunların dikimini gerçekleştiriyoruz. Ve müşterinin istediği son hale getiriyoruz. Daha sonra hani eğer okeylenirse, müşteri ürünü beğenirse bunun üretim safhasına geçiyoruz ve her şeyi tekrar teker teker kontrol ederek üretime başlıyoruz. Tasarlanan ürünler dokumayı yapacak makinalara yüklendikten sonra start düğmesine basılır. Üretilen ürünler için her beden ayrı ayrı makinalarda dokunmaya başlar. Dokunan ürün bitip makineden çıktıktan sonra büyük bir titizlikle herhangi bir sorunu var mı diye dikkatlice kontrol edilir. Dokuma sonrasında makinaların çıkardığı fazlalıklar, yani fire diye tabir edilen parçalar, evlerdeki elektrikli süpürgelerin prensibiyle çalışan makine yardımıyla çekilerek geri dönüşüm bölümünde toplanır. Bu sayede makinaların kestiği parçacıklar anında alındığı için makine çalışma performansı yükselir. Dokumada ana malzeme olarak filat iplik kullanılır.
ham maddesi yurt dışından gelen filat ipliğin yanı sıra ürüne esneklik vermesi için filat iplikle birlikte elestan denilen iplik kullanılarak ürünün esnemesi sağlanır. Vücuttaki sarkan bölgeleri toparlaması için esneklik bu ürünlerin olmazsa olmazıdır. Zaten ürünün tek amacı var. Vücudun sarkan bölgelerini toparlayarak vücuda düzgün bir şekil vermek. Merhaba, ben Bahadır adı firma sahibiyim. Yaklaşık 10 yıldır dikişsiz ürünler üretiyoruz. Ağırlıklı olarak üretimimizin büyük bir kısmını, %80 gibi bir kısmını ihracat yapıyoruz. Yurt dışındaki özellikle Avrupa, Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, Belçika, Hollanda gibi ülkelere ihracatımız mevcut. Kalan %20'lik kapasitemizle yurt içindeki bazı markalar için üretim yapıyoruz. Aslen ben bilgisayar programcısıyım. Asıl mesleğim bilgisayar programcısıyım. Dolaylı olarak bir şekilde bu makinelerin programlaması, bakımı, tamiriyle ilgili servis vermeye başladım yaklaşık 25 yıl önce. 16 yıl öncesi bu makinelerle tanıştım. Bir müşterim bu makineleri satın almıştı. Orada imalatın başında yaklaşık 8 yıl o firmada çalıştım. Sonraki dönemde 2011 tarihinde kendi firmamı kurdum. Ham maddemizin büyük bir kısmını yurt dışından temin ediyoruz. Ağırlıklı olarak kullandığımız ham maddeler polyamid, elastan, bambu, modal ve polyester iplikler ihtiva ediyor. Kendi şirket bünyemizde yaklaşık bir yıldır geri dönüştürülmüş ham maddeden ürün üretiyoruz. Recycle ürünü üretiyoruz. Şu anda çok özellikle son dönemlerde özellikle Avrupa'da daha çevresel olduğunu düşündükleri için bu geri dönüştürülmüş ürünlerden üretilmiş, geri dönüştürülmüş ham maddeden üretilmiş ürünleri kullanmayı tercih ediyorlar. Başlarken çamaşırla başladık. Standart iç çamaşır üretimiyle başladık. Daha sonra ilerleyen zamanda daha katma değerli olan korse, spor kıyafetler, aktif spor kıyafetler, özellikle ürünler şeklinde daha katma değerli ürünler üretmeye şu anda devam ediyoruz. Dikişsiz üretimi tekstil sektöründe çok fazla yapılan bir ürün değil. Gerek altyapı, gerekse yatırım maliyetleri, gerekse üretim sırasında yaşanan zorluklar nedeniyle çok fazla firma henüz bu üretimi yapamıyor. Halihazırda sanırım Türkiye'de ihracat yapan 5-6 tane firmayız. Dünya genelinde de özellikle Türkiye, Çin ve Bangladeş arasında 3 ülke mevcut bu üretimi yapan, ağırlıklı olarak bu üretimi yapan. Son dönemlerde özellikle Çin'de yaşanan sıkıntılar nedeniyle ülkemize bir yönelme mevcut. Birçok marka ve birçok müşteri halihazırda bizimle bağlantıya geçip.
Adım Ersan Şen. Dikim bölümünün sorumlusuyum. Sabah saat 8.30'da iş başı yaptıktan sonra o günkü arkadaşlarımızla yapacağımız işin programını yapıyoruz. Daha sonra örmeden gelen işin, elimize aldıktan sonra örmeden boyaneden gelen malın kontrolünü yapıyoruz. Kontrolünü yaptıktan sonra imalata başlıyoruz. Boyaneden gelen malın kontrolünü yaptıktan sonra dikime alıyoruz malı. Burada aşama aşama kestirmesini yapıyoruz. Daha sonra dikimine başlıyoruz. Belli bir aşamalardan geçiyor malımız. Dikim, baskı, kesim. Daha sonra ütü. Son kontrolünü yaptıktan sonra malı pakete alıyoruz ve pakete aldıktan sonra ürünümüzü firmalara sevk ediyoruz. Günlük imalatımız 1500-2000 taneye kadar üretebiliyoruz. 10 personelle bu üretimi yapıyoruz. Beden beden üretilen ürün dokuma makinesinden çıktıktan sonra boyama süreci başlar. Alınan siparişlere göre ürün hangi renge boyanacaksa renkler seçilir ve boyama macerası bu şekilde başlamış olur. Boyamadan çıkan ürünler tekrar gönderildiği yere geriye döner, boyamadan gelen ürünler tasnif edilir, yani bedenlere ve renklere göre ayrılır. Ayrılan ürünler usta ellere teslim edilir. Korsenin A kısmına gelecek parça incelikle kesilir ve parçayı dikecek başka bir usta ele teslim edilir. Daha sonra bu parça korsenin A ile birleştirilir. Tüm parçaları birleştirilen ürün sökülme olasılığı olan bölgelere punteriz adı verilen bir makine yardımıyla sağlamlaştırılır. Önce Çıra. Yaklaşık 25-30 yıldır tekstilin içerisindeyim. Bu firmada da planlama müdürlüğü yapmaktayım. Biz yurt dışından gelen siparişleri daha sonra bana geldikten sonra bunları makinelerde programlayıp yurt dışından gelen ipliklerimizle beraber ham olarak örmeye başlıyoruz. Daha sonra bunu boyaneye gönderiyoruz. Burada
bekleyip apre işlemlerinden geçiyor. Kendi renklerine boyandıktan sonra bize geliyor. Biz burada tekrar beden renk ayrımını yapıyoruz, tasnif ediyoruz dikimden önce. Bu ürünleri gerekli bölümlere yönlendiriyoruz. Silikon alanları silikona yapıyoruz, silikona yönlendiriyoruz. Ondan sonra dikim işlemi başlıyor. Müşterinin bize gönderdiği tasarım doğrultusunda Ar-Ge bölümümüz öncelikle çizimini gerçekleştiriyor. Çizimden sonra ürünleri makinalara programlıyoruz. Makinalarda örülen mallar ondan sonra müşterilerin kullanacağı mamul ürün haline getiriyoruz. Bunları yaparken de tabii ki işletmenin belli bölümlerinde belli şekilde işlemlerden geçiyor. Bunlar işte öncelikli boya, tasnif, kalite kontrol, dikim, paket şeklinde devam ediyor. Malları dikişsiz simus olarak üretiyoruz. Ufak bir dikiş var yine de. Onları yaptıktan sonra kalite kontrol, paketleme yurt dışına sevk ediyoruz. Şimdi sıra ürünün bere gelen kısmının silikonlanmasında. Kumaşta silikonun ne işi var demeyin. O silikon korsenin bedene sıkı sıkıya tutunup aşağıya kaymasını önlüyor. Silikonlanan ürünler çok yavaş hareket eden bir bantın üzerine koyularak bantın ucundaki tekneye doğru yola çıkar. Bu yavaş yolculuğun sebebi kumaşa sürülen silikonun kuruması için. İşlemlerden geçen ürünler üretim bantının en başındaki etiket baskı makinesine gelir. Her ürün için ayarlanan değerlerin girildiği kalıplar ürünün özelliklerini ve yıkama talimatını basar. Bu aşamayla üretim süreci biten korseler kalite ve kontrolcülere teslim edilir. Öncelikle üretim aşamasında ufak tefek kalan fazlalıklar kesilir, dikkatlice gözden geçirilen ürünlerin hatalı olanları ayrılarak müşterilere gitmesi önlenir. Diğer hatasız ürünler paketleme aşamasına geçer ve paketlenip üretimi tamamlanan korseler hanımlarla buluşmak için yola koyulur. İsmim Serpil. 6 yıla yakındır bu firmada çalışıyorum. Üretimin son aşaması benden geçiyor. Paketleyip sevkiyata hazır bir şekilde günü geldiğinde gönderiyorum. Evet, ürünümüz üretilmeden önce bu haldeydi. İlk aşamada bu hale geldi. İkinci aşamada böyle oldu. Üçüncü aşamadan geçtikten sonra bu hale gelen korsemiz son aşamada ise hanımlarla buluşmaya hazır hale geldi.